Radyo Spor, Salim Manav. Dünya futbolu yeni bir Avrupa Ligi'nin kurulmasını tartışıyor. Şu an rafa kalktı ama yıllarca UEFA ve FIFA organizasyonlarında hocalık yapmış teknik direktör olarak Avrupa Süper Ligi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? O günden beri tabii ben de takip ediyorum gelişen olayları. Yani işte 12 kulübün bir başkaldırısı görünüyor. Açıkçası 1990'ların sonunda da böyle bir işe esasında kalkıştılar. Yine yeni bir lig, 20 takımlı gibi. Ama sonunda UEFA ile masaya oturup pastanın biraz daha büyümesini sağladı. Burada tabii mesele pasta. Ortadaki pastadan kimin ne kadar pay alacağı mevzusu. Ama şöyle mi düşüneceğiz yani artık zengin daha da zengin. Efendim daha çok zengin olmak isterken zengin olmayanı da oyun dışına itelim öyle mi? Bu bu noktada açıkçası Avrupa'daki büyük kulüplerin taraftarlarının verdiği reaksiyonu gördüm. Çok da bunu önemsiyorum. UEFA Başkanı Alexander Çefer'in futbolun geleceği için futbolun futbolun geleceği için açıkçası iyi bir mücadele verdi. Bunun önüne de set oldu. Daha doğrusu şöyle diyebiliriz. UEFA Başkanı futbolun herkese ait olduğunu hatırlattı. Bu süreçte UEFA Başkanı Sayın Çefer'in ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun yanında durduğumu söylemek isterim. Bir diğer önemli konu benim için UEFA Başkanı'nın kulübümle ilgili açıklamalarının kulübüm hakkındaki sözlerinin elbette ki hoşuma gitmesi ve bunu takip ettim. Çünkü açıkçası bazen hatırlatmakta yarar olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar 20 sene geçse de Galatasaray'ın 2000 yılındaki UEFA şampiyonluğu söz konusu kulüplerin dışında da birilerinin hem de o zamanda yani o zamanlarda Türkiye'den çıkıp zirveye yükselebileceğinin göstermesini veya göstermesi açısından tarihi eşiklerden biriydi Türkiye adına. O yüzden bugün Avrupa Süper Ligi projesinin üzerinde kurulması düşünülen İtalyan, İspanyol, Alman ve en sonunda İngilizleri 5 takımı birden yenerek hiç mağlup olmadan şampiyon olan bir UEFA şampiyonu Galatasaray. O yüzden Sayın Çeferi'nin örneği bu yüzden hiç tesadüfi değildir. Bu noktada UEFA'nın Atalanta, Dinamo Zagreb, Celtic, Rangers ve Galatasaray gibi takımların kendiler için ne kadar büyük önem taşıdığını hatırlatması önemlidir. Hatırlatması kadar bizim de kendimize önemli bir ders çıkarmamız gerekiyor buradan. Yani şunu demek istiyorum. Her ne kadar zaman zaman yaptığımız bu başarılar o gün için Avrupa şampiyonu olmak unutturulmaya çalışılsa da Galatasaray bir hala Türkiye'nin en büyük markası. Hala
Avrupa'daki diğer kulüplere örnek gösterilen bir kulüp ve ilham kaynağı. Hala milyonlarca gencin hayal etmesini sağlayan ve onların umudu olan bir kulüp. Bizim de bu büyüklüğü hatırlayıp her defasında bu büyüklüğe göre hareket etmemiz ve kulübümüzün sahip olduğu tüm kaynakları bu amaç doğrultusunda kullanmamız gerekiyor. Sonrasını zaten biliyoruz. Sonrası neler olacağını hepimiz biliyoruz zaten. O yüzden UEFA'yı ve FIFA'yı bu konuda yani yalnız olmadığını ifade ediyorum. Bir futbol adamı olarak da yanlarındayım diyorum. Başka soru var mı? Başka soru yoksa da teşekkür ederiz. Yoksa da teşekkür ederim.